anda çok güzel bir güne denk geldik arkadaşlar. Nisan ayının ortasında Paskalya Bayramı yapılıyor. Hazreti İsa'nın çarmıha girişinin 3. günde dirilişine inanıyor. Ve bugün de tekrar dirildiği için Hristiyanlar tarafından kutsal bir gün olarak kabul ediliyor. Bunun için birçok hazırlık yapılıyor. Evlerde çörekler yapılıyor, yumurtalar boyanıyor. İçeride törenlerde Kitab-ı Mukaddes'ten bölümler okunuyor, ayinler yapılıyor, vahsiz törenler yapılıyor, mumlar yakılıyor. Ve sonrasında da boyanan yumurtalar buraya gelip haşlanmış yumurtalar hem burada tokuşturuluyor hem de sonrasında bayramlaşma törenimiz oluyor. Gördüğünüz gibi yurt dışında yaşayan Süryaniler de bu dönemde Mardin'e ve diğer Süryani kiliselerimize gelip bu törenlere katılıyorlar. Gerçekten şu an bir bayram yeri kelimesinin yani cümlesini tam olarak anlamı budur. Herkes çok güzel giyinmiş. Kilisenin bahçesinde törenden sonra bayramlaşıyor. Çok güzel görüntüler bunlar. Özellikle Ramazan ayına bununla denk gelmesi daha anlamlı. Mardin'in ne kadar güzel bir hoşgörü şehri olduğunu buradan bir kere daha görüyoruz. Çarşamba günü de Yezidilerin Kırmızı Çarşamba. Onların da bir bayramı var. Onu da anlatacağım. İşte gördüğünüz gibi burada bu güzel bahçede Kırklar Kilisesi'nde bu seremoniye çektikten sonra Mardin diğer mekanlara doğru gezmeye devam edeceğiz. Mardin'e rotalarımıza devam ediyoruz. Şu anda geldiğimiz yer Kırklar Kilisesi arkadaşlar. Mor Berham Kilisesi olarak da geçiyor. 569 yılında aslında ilk temelleri atılan bir kilise burası. Ama 12. yüzyılda son formunu almış. Çok güzel bir taş işlemeciliği örneğini de yine bu kilisemizde görüyoruz. Süryani Kadim Kilisesi burası. Şu anda da Paskalya döneminde olduğumuz için içeride bir ayin var. Bu konuda çok şanslıyız. Güzel de bir çan kulesi var arkadaşlar. Genişte bir bahçesi var. Buraya geldiğimiz zaman şu gördüğünüz merdivenlerden ve sağ tarafa dönerek kilisenin iç kısmına girebiliyorsunuz. Ama yukarı kısımlarda burada yaşayan papaz ve diğer din adamlarının evleri bulunuyor. Bir sonraki rotamıza şimdi geçiyoruz. Şu anda bulunduğum yer Revaklı Çarşı arkadaşlar. Revak'ta bu gördüğünüz kemerlerden geliyor. Sağlı sollu 15-20 tane dükkanda Mardin yöresel el sanatlarına ait bütün eserleri satın alabilirsiniz. Yapanları izleyebilirsiniz. Ve çok güzel atölye çalışmalarını da görebilirsiniz. Burada birçok çalışma da yapılıyor. Şu anda da hemen Ulu Cami'de bakın Ulu Cami'nin minaresi arkada. Oradan devam edersiniz. Buraya çıkabilirsiniz diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Mardin'de görmeniz gereken en önemli ibadet mekanlarından bir tanesi de Ulu Cami arkadaşlar. 1199 yılında Artuklar döneminde yapılan bu eser şehirdeki en büyük cami. Ama buranın asıl olayı arkamda gördüğünüz 49.7 metrelik minaresi. Eskiden bundan iki tane varmış ama Timur'un istilası zamanında bir tanesi yıkılıyor. Diğeri de sonraki dönemlerde yıldırım çarpmasından sonra yıkılıyor ama sonraki dönemlerde tekrar inşa ediliyor. Hatta inşa edilirken de Hasankeyf'teki minare baz alınarak bir benzeri yapılıyor. Minarenin üzerinde her bir katmanında bakın görüyorsunuz dualar, nazar duası, ayetel kürsi, la ilahe illallah gibi ayetler ve dualar da var. Onun dışında halifelerin, diğer 10 önemli halifenin de onların da sahabenin de isimlerini görebiliyorsunuz. Yine güneş figürü var. İslam'a dair bütün figürler bu arkamdaki minarede sıralanmış vaziyette. Ben bunları Instagram'da aslında bir fotoğraf üzerine tek tek böyle nerede ne olduğunu yazacağım ama YouTube'da şu anda bunu bu mesafeden göstermek çok mümkün değil. Sadece bilmenizi isterim. Aşağısında da mesela minarenin başladığı kısımda bir bereket duası var. Üzerinde 3 farklı Arap alfabesinin kullanıldığı dualar var. Çünkü Arap alfabesinde bir labirent duası var, kufi var. Saroni diye bir alfabe çeşidi var. Onları da görebiliyorsunuz minarenin altında ve üst kısmında. Ve içerisinde gördüğünüz gibi güzel bir şadırvanı var. Aslında şadırvan değil de abdest alacak bir çeşmesi var. Ve Mardin'deki arazilerden dolayı camilerin avluları genellikle dikdörtgen şeklinde doğudan batıya doğru uzanıyor. Burası da bunun en tipik örneklerinden. Ulu Cami dediğim gibi Mardin'deki en önemli cami. Buradan sonra da artık diğer camileri ve kiliseleri de anlatmaya devam edeceğim. Burayı da listenize kaydedin. Şimdiki duran
konağımızda Mardin Protestan Kilisesi arkadaşlar. Burası 1860 yılında hizmete giren, faaliyet gösteren, Mardin'de aktif olarak iki kiliseden bir tanesi. Halen ayinlerin yapıldığı, her pazar ayinlerin yapıldığı iki kiliseden bir tanesi. Zaten az önce size Kırklar Kilisesi'ni anlatmıştım. Burası da hemen biraz daha üst taraflarda, ara sokaklarda bulunan bir kilise. Görece diğerlerine göre tabii çok daha yeni bir kilise. İçeri geldiğiniz zaman da burada bulunan din adamlarından da gerekli bilgileri de alabilirsiniz. İçeri girişler de ücretsiz tabii ki. Şimdi biz de buradaki Paskalya yine kutlamalarına katılmak için geldik. Bundan sonra da diğer kilise ve diğer dini mekanlara, Mardin'in o güzel sokaklarını keşfetmeye devam edeceğiz. Biraz daha yukarı kısma çıkıyoruz arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz cami Şeyh Çabuk Camii. Burası neden önemli? Aslında burası 15. yüzyıl bir Artuklu eseri. Ama öncesinde burada Hazreti Muhammed'in postasının türbesi var arkadaşlar. İçeride tam emin değilim ama Ebu Cüheyli miydi? Tam emin değilim. Şimdi birazdan bakarım yine içeride. Onun türbesi içeride yer alıyor. O yüzden önemli bir camimiz. İnanılmaz da bir Mezopotamya manzarası var. Şöyle bakın göstereyim arka tarafta. Çok iyice yükseklere çıktığımız için bu açıdan Mardin'i bayağı güzel ovayı ve Mardin evlerini buradan da görebiliyorsunuz. Buradan sonra da artık ister yukarı çıkıp diğer sokaklara gezersiniz ya da aşağıdan devam edip Kırklar Kilisesi'ne doğru devam edebilirsiniz. Mardin'de görmeniz gereken bir diğer mekan Sanat Sokağı arkadaşlar. Valilik binasının ve müzevinin tam arka tarafında şu gördüğünüz lambalarla süslenmiş bu taş sokağa mutlaka gelmenizi öneririm. Ama şu an sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ettiği için yapım var. Ama daha önce buraya kafeler açıkken geldiğimizde çok güzel bir sokaktı. Sadece işte burada yine klimalar, her zamanki bu turizm faciası şeyleri görebilirsiniz. Ve bu Sanat Sokağı'nda gezerken şu çocuğu görebilirsiniz. Şu an çekim yapıyor. Ozi! Evet. Aha! Ozan buradaymış. Nasıl denk geldik evet. Ya? Bu Ozan'ın avatarı arkadaşlar. Yapay zekayı. Ben aslında yoğum. Evet, Ozan aslında yoğum. Evet, öyle bir denk geldik kardeşimle. Yine 836. şehrimizde yine bütün denk geldik. Tüm vlogları birlikte çekmemize rağmen bu sefer denk gelip çekiyoruz. Evet, denk İlk geldik. Defa böyle vallahi plan yapmadık. Evet. Denk geldik. İşte gerçekten. Ozan'ın beğendin mi sokağı? Müthiş. Ama klima... Ya her yerde aynı ya. Gerçekten şu tarihi dokuların içerisinde bu klimalar... Yani neden ya? Ondan sonra sen mesaj verme tamam. Evet şimdi biz de burayı da anlattıktan sonra... Abi sana ben aboneyim. Abone misin? Aboneyim evet görüyoruz hayranlar bizim peşimizi bırakıyor. Her yerdeler. Evet arkadaşlar şimdi buradan sonra da artık yavaş yavaş Mardin kısmını bitireceğiz. Çünkü bu sefer ilçelere, Midyat'a, Nusaybin'e ve Derik gibi ilçelere de bir zaman ayırdık. Bakalım nasıl olacak? Sizi çok güzel mekanlar bekliyor. Bir sonraki önemli mekanımız arkadaşlar Zingiriye Medresesi. Burası Mardin merkezde göreceğiniz en önemli iki medreseden bir tanesi. Diğeri de Kasımiye Medresesi'ydi. 1385 yılında İsa Bey tarafından yaptırılmış. Kim bu İsa Bey? Timur'la savaşan ilk sultan ve onun yaptırdığı muazzam bir medreseden bahsediyoruz. Daha önce çok gezdik ama bu saatte şu anda 6.30 olunca kapanmış. Ücretsiz gezebiliyorsunuz. Ücretsiz diyebilirim ama yok. Bakalım 10 TL'ymiş. 2023 itibariyle 10 TL giriş ücreti var. Yukarıya da çıkabiliyorsunuz. Genellikle gelin damatların uğrak mekanlarından burada gelip fotoğraflar falan çekiyorlar. Ama asıl olay yukarıya çıktığınız zaman sizi Mardin'deki en güzel manzaranın karşılayacak olması. Buradan gün batımı zamanında gelmenizi tavsiye ederim. Çok güzel görüntüler çekebilirsiniz. Bu sefer de içeri gezemedik ama içeriden görüntüleri gördünüz. Şimdiki durağımız bakalım neresi olacak. Burası da Mardin'de görmeniz gereken en güzel sokaklardan biri olan Kedi Sokağı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengarenk, böyle biraz Fas izlenimi de veriyor. Çok güzel, her yerde rengarenk süslemeler var, boyalar var, duvar yazıları var ve bolca kedi var. Ve sonrasında bu sokağın sonunda da buranın Merlin Moros'u olarak bilinen
hanımefendinin dükkanının yanında da çok güzel bir kedi konseptiyle otel yapılmış. Otel demeyelim de aslında şey, barınaklar. Çıktığı yerde görüyorsunuz zaten hemen merkezi. Bakın burası. Burayı da görmeyi ihmal etmeyin. En güzel fotoğrafları burada da çekebilirsiniz. Burası milattan önce Güneş Tapınağı, yani Şems Tapınağı olarak kullanılmış ama asıl manastır görevi milattan sonra 5. yüzyıl itibariyle başlamış. Burayı asıl Aziz Süleyman tarafından kurulduğu için ilk ismi Süleyman, Mor Süleyman Manastırı'ymış ama sonraki zamanlarda özellikle 15. yüzyıldan sonra bölgede yetişen safranlardan dolayı burası artık Deyrul Zafaran adını almış. Buranın çevresinde yine bu manastırda yaşayan, burada görev alan rahiplerin inziva mağaraları var. Geldiğiniz zaman hemen arkasındaki mağaralarda bunları da görebileceksiniz. Onun dışında dediğim gibi burası en büyük manastır oluyor şu anda mağarındaki. Bunun diğeri de zaten Mor Gabriel Manastırı. Ona da yarın gideceğiz. İçeri giriş 2023 Nisan ayı itibariyle de 50 TL arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi bu muhteşem görüntüleri gördükten sonra bir sonraki mekanımıza devam edeceğiz. Şekilde atalımız şey olarak dağılmıştır bu coğrafyada. 4000 sene önce bu tapınağı görüyorsunuz ki Güneydoğu'da. Şimdi sizi Şems Tapınağı kısmıyla tanıştıracağım arkadaşlar. Öncelikle şurayı söyleyeyim. Bakın buradaki tavan mimarisinin dünyada eşi benzeri yok. Çünkü birbirine taşlar geçirilerek, bir kek gibi düşünün, yan yana dizilerek bu tavanı inşa edilmiş. Herhangi bir harç yok, herhangi bir kazık yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden bu açıdan dünyanın en ilginç tavanlarından bir tanesi, başka yerde böyle bir tavan mimarisi hiçbir zaman yapılmamış. Burası da Şems Tapınağı'nın işte ibadet ettikleri kısım hemen karşısı. Şu an geniş açıyı açmıyorum ışık kalitesi düşmemesi açısından ama ibadetin edildiği kısım burası. Burada yine güneş tanrılarına insanlar ibadet ederken kestikleri, kurbanları adadıkları mezbah kısmı. İşte burası Deryu Zafar'ın alt kısmında bulunan ilk tapınak. Sonra bunun üzerine manastır inşa edilmiş. Müzik.